Bu vericiyi AliExpress'ten aldım. Kısa mesafeli ve orta dalga vericiye ihtiyacım vardı. Radyoları test etmek için. Bakalım bir işe yarayacak mı? İngilizcesi de varmış bu arada. Yaklaşık 1 metre diyor. Oldukça da kaliteli bir PCB'ye benziyor. Muhtemelen buradan ses bağlanacak. Bunlar PCB'nin 4 ayağı. Ferit anten. Ve diğer parçalar. Ses ayarı, frekans ayarı, bunlar ferit anteni tutmak için parçalar. Şöyle büyük parçaları yerleştiriyorum, mesela bu güç girişi. Osilatör transformatörü. Frekans ayarı için değişken kondansatör. Çıkış transformatörü. İşte bu ses sinyalinin impedansına uydurmak için yapmışlar bunu. Transformatörle yapmak en kolay yolu tabii ki. Eski transistörlü radyolarda da kullanırlardı bu transformatörleri. Ses girişi. Bu işte ses potansiyometresi. Onun kafasını da vermişler. O da buraya oturuyor. Üstünde hem de açma kapama anahtarı da var. Evet, şimdi ben lehimleme aşamalarını geçip bütün devreyi lehimledikten sonra nasıl çalıştığını görmek için devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bütün parçaları yerine lehimledim. Kondansatörü de vidaladım buraya. Ancak şurada bir hata yakaladım. İşte adaptör girişte bir şey taktığınız zaman pili kısa devre ediyordu. Baskı devreyi yanlış yapmışlar. Pili taktım, kısa devreyi görünce baktım ki hani pek beklemiyordum ama PCB'de yanlışlık yapmışlar. Onu düzelttim. O pil tarafından gerilim verdiğimde kısa devre oluyordu. Burada açma kapama var. Şuradan bir pil bağlayacağım. Adaptör yerine pil kullanmayı tercih ediyorum. Hem çok az akım çekiyordur, hem de adaptörün gürültüsünden kurtulmuş oluruz. Orta dalga çünkü bu. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ne kadar akım çekiyormuş ona bir bakalım. 4 miliamper. Yani bayağı uzun süre gider. 9 voltluk pil de bayağı gider. Şimdi bilgisayarın çıkışından bir ses çıkışı veriyorum. Ve de bir radyoyla deneme yapacağım. Fena değil. Biraz uzaklaştıralım. Gördüğünüz gibi çok da uzaklaştırmaya gelmiyor. Yani erişimi 1 metre demiş ama 1 metre çok zor. Şöyle biraz frekans değiştireyim. Gördüğünüz gibi evin içine yayın yapabilecek bir verici değil. Hani 10 santim 20 santim ancak etkili düzgün ses verebiliyor. Biraz daha uzaklaşalım. İşte gördüğünüz gibi. Küçük radyoları test etmek için işe yarayabilir ama ev içinde yayın yapmak için yeterli değil. 15-20 santimlik bir mesafede çalışmak istiyorsanız işe yarar. AliExpress'ten aldığım bu basit orta dalga vericiyi yaptım bu videoda. Bahsettiğim gibi küçük tamir işleri için yeterli olabilir ama ev içine ya da başka bir alanda yayın yapmak için yeterli bir verici değil. Başka bir videoda görüşmek üzere.